Değerli izleyicilerimiz sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Rabbim hepimizi istikamet üzere yaşatsın. Onun rızasına nail olan kullarından eylesin. Değerli kardeşim Profesör Doktor Mahmut Kelpetin ile birlikte Mescid-i Nebevi'yi fonksiyonlarını, mescitle ilgili çeşitli konuları ele almaya çalıştık. bugün de inşallah Mescid-i Nebevi'nin Eğitimle ilgili boyutunu ele almaya çalışacağız. Hazreti Peygamber'in mescidi e, İslam ilim geleneğinde, İslam ilim geleneğinin merkezi konumunda olan kurumlardan biri olarak nasıl kullandığını, bu sürecin tarihi olarak nasıl ortaya çıktığını ve geliştiğini konuşmaya çalışacağız. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, Mescid-i nebevide çok zaman geçiriyor. Hayatının önemli, önemli bir, bir kısmı, kısmı orada, geçiyor. orada geçiyor. İstirahat için evinde değilse, bir özel iş için bir yere gitmemişse, insanlar onu nerede bulacaklar? Mescid-i bulacaklar. Dolayısıyla o mescitte iken toplumun birçok meselesi, sosyal, hukuki, siyasi yerine göre dini birçok meselesi, insanların şahsi... ...problemleri, ihtiyaçları, istekleri burada ona arz ediliyor, konuşuluyor. Bir kısım insanlar dinleyici olarak, bir kısım insanlar muhatap olarak orada bulunuyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazen e, gördüğü bir yanlışı... ...genellikle Resulullah'ın yönteminde eğer... Birisinden bir yanlışlık görmüşse bunu umumi ifadelerle uyarmak suretiyle düzeltmeye çalışıyor. Birisinden güzel bir amel sadır olmuşsa onu da kişiyi onore edecek şekilde ifade etmek suretiyle dile getiriyor. Ve bütün bunları aslında değerlendirdiğimizde eğitim sürecinin bir parçası olarak ifade etmemizde bir mahzur yok. yok evet Yine Allah Resulü'nün namaz kıldırırken, Kur'an-ı Kerim'den okuduğu bazen uzun, bazen kısa surelerle veya necimlerle, pasajlarla Pasajlar. Allah Resulü belki günlük sorunlara ilişkin zaman zaman metinler okumak suretiyle de günün anlam ve önemine uygun metinler okumak suretiyle de eğitimi devam ettiriyor. Namaz da bu eğitimin bir parçası. Yine Allah Resulü'nün Medine'ye hicretinden sonra her gün e, e, mescitte farklı şey vesilelerle e, konuşma yapma imkanı var ama bunun dışında haftada bir gün bir kere kesin bir hutbesi var. Evet. O hudbede de Kur'an-ı Kerim'den e, pasajlar okuyor, kendisi izah ediyor, günün sorunlarına ilişkin açıklamalar yapıyor, tavsiyeler yapıyor, tavsiyelerde bulunuyor, telkinlerde bulunuyor. Bazen emirler veriyor, bazen taleplerde bulunuyor. Bütün bunlar eğitimin bir parçası olarak değerlendirilmeli. Mescid dediğimizde mescitteki faaliyetleri bu boyutuyla da ele almak gerekiyor. Fakat bunun dışında Allah Resulü döneminde mesela çocuklara, insanlara Kur'an-ı Kerim'i öğretmek için, ezberletmek için insanlar Resulullah'ı dinlerken ezberliyor ama bu Kur'an-ı Kerim'in ...her tarafına vakıf olmalarını belki sağlamıyor ezberleme açısından, hafızlarını alma açısından. Özellikle hafız sahabiler veya kari sahabiler, bu yönüyle ortaya çıkmış Hı -hı. olan sahabiler... ...Hazreti Peygamber'in görevlendirmesi çerçevesinde mescitte bir nevi ders halkaları da yapıyorlar. İşte Ubade bin Es-Samit'in Kur'an-ı Kerim okutmak üzere insanlara eğitim faaliyeti yürüttüklerini özellikle senetluhutta heyetler yılında evet. Medine dışından Medine'ye gelip Müslüman olanların hızlı bir eğitim sürecinden geçirildiklerini ve ibadetlerini yapabilmeleri için temel e, bilgilerle donatılmaları icap ettiğinde bunu daha belirgin bir şekilde görüyoruz. Doğru. Öyle bir eğitim Doğru. faaliyeti Doğru. söz konusu. E, Mescid-i Nebevi'de sohbetler yapılıyor başta Hazreti Peygamber Efendimiz e, olmak üzere bazen onun dışında halkalar yapılıyor orada ilmi meseleler konuşuluyor dini meseleler konuşuluyor bu da insanların etkileşimi açısından e, bilgilenmeleri açısından önemli bir boyut taşıyor ve e, bu İslam medeniyeti açısından baktığımızda çok ciddi güçlü bir gelenek oluşturmuş. Bugüne kadar devam eden bir gelenek aslında oluşturulmuş. Hala camiler önemli bir eğitim kurumudur. Yaygın eğitim başlığı altında, altında. değerlendirdiğimiz e, örgün eğitimin dışında ama kursları dahil edersek belki kısmen örgün eğitiminde olduğu çok ciddi bir eğitim kurumudur. İnsanlar oraya gittiklerinde dünya görüşleri şekilleniyor, dünyayı tanıyorlar, insanı tanıyorlar, Rablerini tanımak için ilme ulaşma imkanları buluyorlar. Bu yönüyle o fonksiyonunu devam ettiriyor. Bazı İslam ülkelerinde Peygamber Efendimiz dönemindeki ders halkalarının sonrasında şekillenen medrese olarak devam, devam eden, eden sürecin bir benzerinin de devam ettiğini görüyoruz. görüyoruz. Evet. Ülkemizde de bazı Camilerimizde e, sabah namazlarında, e, vakit namazlarından önce veya sonra e, bu tür faaliyetlerin yapıldığını görüyoruz. Şimdi bu e, i, eğitimin, ibadetin yanında mescitlerde eğitimin bir boyutu ama bir boyutu da suffe. İsterseniz e, konuştuğumuz, söylediğim, e, iş, işaret etmeye çalıştığım konular arasında mutlaka birçok boşluklar var. Onları doldurmak icap eder. Ama e, Sufve'ye de gelmek istiyorum. Hocam şöyle yani zaten çerçeveyi çizmiş oldunuz. Belki birkaç cümleyle şunları ekleyebilirim veya özetleyebilirim. Bir mescid e, sadece ibadet mekanı değildi. Hani sizin bu güzel girişinize yapacağımız vurgu. Mescit sadece bir ibadet mekanı değil. insanların toplaşma ve buluşma mekanıydı. Bu birinci nokta. Yani üzerinde düşüneceğimiz temel nokta. İkincisi Hazreti Peygamber bir sembol, dini bir lider. Bütün insanları tek başına eğitebilmesi mümkün değildi. Mescide çok erken dönemden itibaren hani mescit, 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 mescit vurgu yapıyoruz. Çok erken dönemden itibaren niye Hazreti Peygamber'in hayatında mescit önemliydi sorusunun cevabını burada görüyoruz. Çünkü bütün insanları tek başına eğitebilmesi, bütün insanların sorunlarını tek başına çözebilmesi mümkün değildi. İnsanlar yetiştirmesi gerekiyordu. Kendisi rehberliğinde bir, bir yapı ortaya koyması gerekiyordu. Kendisi zaten başta duruyor ama her bir noktaya Medine'nin her bir noktasına veya mesele sadece Medine'de değil Medine'nin dışında da hayat olacaktı. Oraya her yere ulaşabilmesi mümkün değildi. Dolayısıyla doğrudan Hz. Peygamber'i anlayan, Hz. Peygamber'in eliyle İslam'ı öğrenen, İslam'ı sonraki nesillere aktaracak daha doğrusu bugüne işte İslamiyet yani yazılı kaynakların ötesinde bu anlatım geleneğiyle de e, gelmiş oldu. işte sizin biraz önce söylediğimiz hani mescitte ders halkalarından tutun da bunu biraz daha kurumsal hale getirdiğiniz zaman işte bir e, medrese geleneğinin e, temel taşlarının bunun üzerine şekillendiğini görebiliyorsunuz. Yani sadece mescidi Hazreti Peygamber bir ibadet mekanı olarak değil aynı zamanda insanların eğitildiği insanların o dönem tabi o dönem açısından düşünüldüğünde gelen vahyin de öğretildiği bir mekan olarak yani hayatta insanların ne yapacağını ve ne yapmayacağına ilişkin birçok detayında konuşulduğu, planlandığı, insanların kimliklerinin inşa edildiği bir mekandı mescidin bu yönünü biz çoğunlukla ihmal ediyoruz ama hani bu yönünü Hazreti Peygamber özellikle vurgulamış oluyordu. Şimdi tam bunun içerisinde Hazreti Peygamber'in e, mesajını en net anlayan e, bir e, eksiklik veya fazlalık anlamında söylemiyorum. İslam'ın görünmez kahramanları e, çoğunlukla biz sufeyi, ı sufeyi birkaç cümleyle ifade ediyoruz ama bu dinin görünmez kahramanları görünmez tebliğcileri esasında tam anlamıyla görünür ama e, unutulduğu için söylüyorum. Hz. Peygamber'in mesajını net bir şekilde aktarma adına canhıraş mücadele eden görünmez kahramanları tanımaya gelmiş oldum. Şimdi Suffe'de e, bir barınma ihtiyacını karş karşılama hedefi de var. Fakat bu e, barınma ihtiyacını karşılama orada kalmıyor. Aynı zamanda burada yetişen insanlar daha sonra e, İslam ilim tarihinde önemli bir halkayı oluşturuyor. Suffe'de yetişmiş olanlar. Evet. İslam ilim tarihine baktığımız zaman, hakikaten etkileyici bir süreç yaşanmış. Peygamber Efendimiz'in tebliğiyle birlikte aslında büyük bir kısmı büyük ölçüde bedevi olan yani kırsalda hayvancılıkla iştigal eden bedevi kelimesi Türkçe'de biraz menfi anlamda kullanılıyor. O anlamı kastederek söylemedim. Bizdeki yörüklere benzer bir hayat yaşayan şehirden uzak e, belki yalıtılmış bir dünyada yaşayan dolayısıyla etkileşime etkileşime daha kapalı gruplar halinde hayatlarını devam ettiren bir milletten bir topluluklardan henüz millet e, üst tanımıyla da ifade edilemeyecek insanlardan topluluklardan Allah Resulü bir ümmet inşa etti ve bu ümmetin en etkileyici yönlerinden birisi bana kalırsa önemli mucizelerden birisi hocam. Bu ilmi faaliyetler. <laughs> evet. İlmi faaliyetler değil mi? Evet, evet. Yani o ümmet ümmet büyük bir e, hadise ama ümmetin tezahürleri açısından baktığımızda bu insanlar çok değil e, bir nesil sonra insanlığın muallimleri, öğretmenleri oldular. Hocam sizin eliniz rahatlatmak için söyleyeyim. Araya girmek için değil de yani kapı gıcırdısıyla kavga eden, birbirleriyle sürekli mücadele eden, kan davalarıyla boğuşan bir topluluktan Hz. Peygamber işte tam o sizin son cümleniz üzerinden devam edeceksek bir nesil son, bir nesil sonrasında hatta bir nesil sonrasına geçmeden Hz. Peygamber'in vefatı sonrasında yani Suriye ve işte Irak, İran topraklarında Hakim olduğunu görüyoruz. Yani buna ya diyeceksiniz ki e, tesadüf, bunu diyemezsiniz. Ya da işte diyeceksiniz ki bu insanları yetiştiren bir irade var. İşte o iradeyi e, aslında konuşuyoruz. E, o irade de bu insanları eski kültürlerinde, eski yaşantılarında başıboş bırakmamış. Evet. Onlara ciddi bir yön vermiş. E, öğrenmeyi, öğretmeyi, anlamayı, yaşamayı onlara hedef olarak. ...göstermiş, uygulamış ve uygulatmış. Evet. Ve e, bunun tipik örneklerinden birisi... ...Suffe. Şimdi Suffe'ye geldiğimiz zaman... E, ...buradaki ekip... ...burada yaşayan... ...insanlar büyük bir kısmı muhacir. Fakat ilginçtir... ...bazı evi olan insanlar da... ...o havayı... ...yaşamak, teneffüs, teneffüs etmek... ...oradaki insanlarla... ...beraber olmak ve onların... ...sahip oldukları... ...ilme ulaşma avantajından yararlanmak için gelip zaman zaman bir gün iki gün kaldıklarını da görüyoruz. Evet. Evi var ama gelip orada onlarla birlikte yaşıyor. Oldukça sıkıntılı aslında yaşadıkları şartlar itibariyle mahrumiyet içerisinde yaşıyorlar. Çünkü küçük bir alan, orada herkesin yatabilecek kadar bir yeri var. 60-70 kişi bir çardağın altında, altında. o sıcakta... Evet ya ee, Arabistan'ın sıcağını e, izleyicilerimiz tahmin ederler. Yazın, kışın e, yaşıyorlar. Oradaki şartlar, e, yemek imkanları oldukça kısıtlı. Her zaman e, istedikleri şekilde yemek bulamıyorlar. Zaten genel olarak Müslümanların ilk dönemlerde sıkıntıları daha belirgin bir şekilde karşımıza çıkıyor. E, ama orada kalıyorlar ve ...bunu bir zevke dönüştürüyorlar. Evet. Resulullah'la beraber en, en olma en önemli zevki. kısım da bu. Resulullah'la beraber olma zevki ve onunla... ...onun e, rahleyi tedrisinde bulunma e, zevkine sahip oluyorlar. E, kaynaklarda ehli Suffe'den olduğu açıkça vurgulanan bazı isimler var. Belki onlara işaret ederiz e, sohbetin içerisinde. E, ama topladığımızda herhalde bir... 300-400 kişiye yakın Evet e, sayı e, ufak tefek değişebilir ama e, buradan geçmiş olan, bu süreçten geçmiş olan insanlar var. E, ama bir kısmı daha e, öne çıkmış oluyor. Yani sufya ashabı dendiğinde daha çok öne çıkmış olan isimler e, var. Bu kalanlarla ilgili ne diyebiliriz, hı hı. oradan başlayabiliriz. Tabii hocam temel buradaki problem Medine Hicretle beraber problemlerde esasında başlıyor. Yani Malum hicret bahsinde konuşmuştuk, dedik ki Mekke'den insanlar Hz. Peygamber'in gidebilirsiniz izni sonrasında şehirden peyderpey ayrılmaya başladılar ve geldiler. Şimdi buraya kadar bir problem yok. Geldiler ama nasıl geldiler? Şimdi biz sadece geldiler dedik. Geldiler, zengin olan bütün zenginliğini geride bırakmış oldu. Çünkü... Mekke'den kaçarcasına yani kimisi gizli kimisi açıktan ama her biri bütün servetini geride bırakarak buraya geldi. İmkanları bir başka ifadeyle iyi imkanlar Mekke'de kaldı. Şimdi Medine'de yeni bir hayat başlayacak. Yeni bir hayat başlayacak ama Medine'nin sahipleri de Medine'nin efendileri de Medine'de gücü kuvveti elinde bulunduran kimseler de Allah Resulü'nün akabede anlaşmış olduğu, daha sonrasında da işte bizim Es ve Hazreç olarak nitelendirebileceğimiz Ensar kimliğiyle şekillendirdiğimiz kimseler değildi. Yani Ensar'ın öyle bir gücü vardı ki bütün Müslümanları himaye etti. Evet himaye etti. Yani Allah onlardan razı olsun ayette geçtiği şekliyle söylüyoruz. Hem Muhacir'den hem Ensar'dan ama bir de bir temelde bir barınma ve geçinme problemi söz konusuydu. Dolayısıyla ilk etapta baktığımız zaman işte mescit hayatın içinde dedik, hayatın içinde bir barınma fonksiyonunu üstlendi. Yani kimsesiz, işte barınma imkanına sahip olmayan, geçim sıkıntısı yaşayan bu kimseler mescitte yaşamaya devam ettiler. Barınma problemi oldu. Peki bu insanlar hayatlarını nasıl sürdürüyorlar? Yani temel ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorlardı? Bu da bir problem. Evet, yemekten nasıl e, yemekten? Evet, yani nerede çalışıyorlar? Nerede çalışıyorlardı? Ne tabii şimdi bu bu çerçevede hayat tabii hep bunun üzerinden bu sefer şekilleniyor. Yani bir tarafında Hazreti Peygamber tabii merkeze dönüşünce Hazreti Peygamberden bir taraftan bu insanlar eğitim alırken şimdi eğitim boyutunu konuşacağız ama öbür taraftan bu insanların pek hala söyleyebiliriz ki. E, karınları doydu mu? Doymadı. Yani gelen diğer sahabilerin desteğiyle ayakta kalmaya başlamışlardı. Yani Hazreti Peygamber'in yönlendirmesiyle beraber. Hazreti Peygamber zaman zaman, tabi Müslümanların da zorluk yaşadığını söylemeliyiz. Yani Allah Resulü yönlendirse de Müslümanların imkanı belliydi. Yani Müslümanların e, sosyal imkanları, Müslümanların rahat erdikleri dönem, hani e, rahat dediğimiz, ekonomik anlamdaki rahata erdiği dönem, Hazreti Peygamber'in vefatına yakın olan dönemden bahsedebiliriz ediyoruz hatta daha sonraki dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla diğer yani bu e, sufehli ehli dışındaki insanlar zaten sıkıntı yaşarken buradakilerin geçim anlamında sıkıntıyı daha derinden hissettiğini söylememiz gerekiyor. Peki şu soruyu sorabiliriz belki. Yani bütün bu sıkıntılara rağmen hiç güzel şey söylemediniz hocam. Hani e, ama işte bu insanları burada bağlayan işte örneği verdiniz. Yani işte 300'ü 400'ü bulabilecek bir zaman zaman sayıların 300'ü 400'e bulduğunu hatta dışarıdan gelen zaman zaman heyetlerin de burada kaldığını görüyoruz. Yani bütün bunlara rağmen bu insanlar burada niye kalmaya devam ettiler? Esasında merak ettiğimiz cevabını aradığımız soru bu değil mi? Yani hiç güzel zahir olarak hiç güzel şeyden bahsetmedik. İşte bu insanları burada kalmaya temel kalmaya iten temel sebep Hazreti Peygamber'e ve dolayısıyla İslam'a olan bağlılıkları. Yani evet bu insanlar için çok zor bir hayat, ekonomik olarak çok zor bir hayat, fiziksel olarak çok zor bir hayat ama bu insanları burada bütün bu sıkıntılardan uzak bir şekilde buraya bağlayan temel sebep Hz. Peygamber'i yakından tanıma fırsatını elde etmiş oluyorlardı. Yani bunu başka bir şeye değiştirmemişlerdi ve Hayatlarının bundan sonraki bölümünü de bunun üzerine şekillendirmişlerdi. Şimdi bu çerçeve üzerine oturursa sorun gibi gözüken normalde sorun olması düşünülen pek çok şeyin sorun olmadığını görüyoruz. Dedim ya yani karınlarını doyurmak için Allah Resulü ne yapıyordu? Birer ikişer onları sahabeye taksim ediyordu. Yani bunu ilk zamanlarda e, evet. akşam evlerine götürüyorlar. Evet. Ee, Orada da bir sistem aslında e, Allah Resulü kuruyor zaman içerisinde. Çünkü ee, o zamanki örfe göre insanlar günde iki öğün yemek yiyorlar. Ee, çok böyle aşırı obur bir şekilde yemek yeme imkanları da yoktu. Yok. Böyle bir e, zenginlik de zaten söz konusu değildi. İnsanlar da evlerinde oldukça mütevazı sofralarda oturuyorlardı. Günde iki öğün yemek yiyebiliyorlardı imkan varsa. E, orada kalanları Allah Resulü sahabiye imkanı olanlara dağıtmak suretiyle böyle bir uygulamadan bahsediliyor. Hurma bahçesi olan mesela Müslümanlar hasat hurma zaman. hasadı zamanında bir salkım hurmayı, iki salkım hurmayı imkanlarına göre <laughs> getirip orada e, suffede asıyorlar ve suffede kalanlar o hurmalardan yiyerek karınlarını doyuruyorlar. Bazı rivayetlerde suffe ehlinden bazı kimselerin biz bir hurma koparıp yediğimiz zaman arkadaşlarımızın da yemesini gözetirdik. Onlar yemeden evet. ikincisini almamaya çalışırdık. Biz daha fazla yemeyelim, e, hakları geçmesin diye düşünürdük. O hassasiyeti gösterirdik diye ifade ettiklerini görüyoruz. E, dolayısıyla zaman içerisinde orada bir e, barınma sistemi de şekillenmiş oluyor. Zaman zaman Medine'ye misafir olarak gelen, özellikle bahsettiğiniz Senet Ufut'ta heyetler yılında gelen e, misafirlerin bir kısmının da Oradan. orada misafir edildiklerini artık o dönemde imkanlar biraz daha iyi yemek e, sunma imkanları gelen misafirleri ağırlama imkanları biraz daha iyi e, orada bulunabildiklerini görüyoruz. E, bu fonksiyonu e, işin barınma tarafına e, etkileri bakımından Tekrar belki işaret edilebilir ama e, eğitim boyutu açısından bakıldığında merhum Hamidullah e, buradaki faaliyetleri dikkate alarak belki modern bir tasvirle buranın dünyanın ilk üniversitesi olduğunu söylüyor. E, burada üniversite midir değil midir den ziyade aslında Allah Resulü'nün yetiştirdiği ekip bu ekibe gösterdiği ihtimam insana değer katması, insana bilgi katması ve insana şahsiyet kazandırması önem arz ediyor. Evet Resulullah'la bulunmak onları mutlu eden bir şey. Süreç içerisinde şimdi Suffe'den bahsettiğimizde ilk hicretten bahsettiniz, işaret ettiniz. Aslında Müslümanların toplam Hicret edenlerin sayısı 200 kişiden az ilk hicret sürecinde, 170'e yakın. Ee, ama zaman içerisinde Habeşistan'dan gelen Müslümanlar oluyor. Arabistan'ın muhtelif yerlerinden gelen Müslümanlar oluyor. İşte Ebu Hureyre gibi diyelim, kabilesinden ayrılmış, gelmiş, Müslüman olarak orada bulunmuş. Sayıları artıyor, çeşitleniyor. Dolayısıyla ihtiyaç daha sonraki dönemlerde de devam ediyor. <laughs> suffede kalıp ilk zamanlarda barınma ihtiyacını karşılayan insanların bir kısmı daha sonra ev sahibi oluyorlar Bekar olanlar evleniyor ee, yuva kuruyorlar başkası geliyor onların yerine ve bu süreç devam ediyor ee, Peygamber Efendimiz bunların eğitimiyle özel olarak ilgilenmiş hmm. bazı rivayetlerde mesela yazı yazma öğretildiği zaman hmm. kendilerine işte nun harfinin karnını geniş yapın veya başka harflerle ilgili ya hatırladığım kadarıyla rivayetlerde bu tür Allah Resulünün telkinleri tavsiyeleri onu da takip ediyor. Kendisi aslında e, okuma yazma öğreten e, bir pozisyonda e, değil zaten yani zaten dini öğreten ve her yönüyle e, toplumun öğretmeni ama o iş o faaliyeti de göz, gözlemliyor ve e, düzenli bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Kaynaklarda e, burada hoca olarak vazifelendirilen isimlerden bahsediliyor. Ubade bin Es-Samit'ten evet. e, bahsettik. Ubey bin Ka'b aklıma geliyor. Hı hı. Mesela o e, Kur'an-ı Kerim konusunda da vukufiyeti evet. olan bir sahabi. Ubey bin Ka'b aynı zamanda Peygamber Efendimiz tarafından burada ders vermek üzere görevlendirilmiş Muaz Bin Cebel Hakeza evet. ders vermek üzere görevlendirilmiş sahabiler arasında zikrediliyor. Hocam bir de burada belki hani şunu atlamamak gerekiyor. Yani Hz. Peygamber'in şimdi hani mesele belki başta böyle mi planlandı, iş nereye döndü başka bir tartışma konusu ama yani Allah Resulü'nün o hicretiyle beraber hicretin ilk dönemlerinden itibaren İslam toplumunun böyle bir yapıya ihtiyaç duyduğunu görüp ve bunun ilerlemesi noktasında adım atmış olması üzerinde konuşmamız gereken önemli meselelerden birisi. Şimdi siz Ubade bin es Samit meselesini, Ubade bin Samit'in durumunu anlatınca e, aklıma geldi. Yani çünkü e, yazı yazmayı, Kur'an-ı Kerim öğretmeyi Hazreti Peygamber o dönemde görüyor ve bunun üzerinden bir gruba sorumluluk vermiş oluyor. Yani bu İslam'ın e, bunu çok sonrasında mesela Mekke'nin fethi kısmında, kısmında göreceğiz, konuşacağız. Yeri geldiği için sadece şuna işaret etmiş olayım. Yani Mekke fethedilince Ensar'ın bir kısmı üzülüyor. Hazreti Peygamber de o üzünlü üz hüzünlendiklerini görünce diyor ki ya benim derdim Mekke değildi ki. Yani siz beni anlamamışsınız. Niye, yani, üzülüyorlar? niye üz Peygamber Efendimiz'den uzak uzaklaşacak. Yani Hazreti, Hazreti Peygamber Mekke'ye geri dönecek. Şimdi Allah Resulü'nün daha ilk yıllardan İslam'ın sonraki nesillere aktarılması konusunda bütün gayretini, heyecanını bu kimselere aktardığını görüyoruz. Bu hakikaten üzerinde düşünmemiz gereken bir konu. Bir de Tabii özellikle o programın başında sizin vurguladığınız ilim geleneğinin e, gelişmesinde hakikaten Sufi ehlinin çok büyük katkısı var. Ben sadece konunun daha rahat anlaşılabilmesi adına Enes Bin ile ilgili bir şeyi aktarmış olacağım. Şimdi e, Enes Bin ile ilgili hayatını şöyle bir geniş bir perspektiften baktığımız zaman çok Siz küçük. Enes'i de çalıştınız e, e, evet, ayrıca. Eksik olmayın yani sizin olun, o anlamda olun. yönlendirmenizle beraber onu söyleyecektim. E, şimdi orada şunu gördüm ben. Biz Hazreti Peygamber'in hayatını okuyoruz ve biliyoruz. Kaynakların Hazreti Peygamber'e verdikleri rol itibariyle. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın hayatına baktığımız zaman... ...Hazreti Peygamber'in hayatını bir daha okuyoruz. Şimdi küçük yaşından itibaren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında... ...ve öyle olaylara şahitlik etmiş ki onun ağzından dinliyoruz. Çünkü şimdi hayatı Peygamber Efendimiz'in hayatıyla dolu olarak aynen geçiyor. Aynen öyle ve şimdi o zaman... ...birçok şeyi daha rahat anlamış oluyorsunuz. Çünkü biz olup biten olaylar üzerinden filtreleyerek Hazreti Peygamber'in hayatını anlatıyoruz. Enes e, radıyallahu anh doğrudan kendi gözüyle Hazreti Peygamber'i anlatmış oluyor. Şimdi buradan da şuna geleceğim. Suf ehlinin e, bu işe yüklediği anlam da tam bu. Yani evet Allah Resulü bir taraftan e, kendisi bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama... Unutmayalım Hazreti Peygamber bir de bunları yaşıyor. Yaşayan yani örnek olan bir kimse. Yani bu kimseler doğrudan doğruya Hazreti Peygamber'i tanıyor ve biliyor. En kıymetli olan şeylerden birisi bu. Ve bunu ihmal etmediklerini görüyoruz. Belki konu, konuyu daha da genişletebilmek adına e, meselenin ne kadar önemli olduğunu, sahabenin Hazreti Peygamber'le bir arada geçirmeyi ne kadar önemsediğine ilişkin güzel bir örnek olması adına paylaşmış olayım. Hazreti Ömer Medine'ye hicret edince Kardeşlik anlaşmasındaki arkadaşına diyor ki ya hayat bir taraftan da devam ediyor. Yani ben her daim Hazreti Peygamber'in yanında olamayabilirim ama gel anlaşalım. Kim Hazreti Peygamber'in sırası, kimin sırasıysa Hazreti Peygamber'in yanına gittiğinde elde ettiği Hazreti Peygamber'den duyduğu, öğrendiği şeyleri gelsin bize anlatsın. Gelsin bizimle birlikte paylaşmış olalım. Şimdi bu insanlar... Ee, Hz. Peygamber'in etrafındaki olan bu kimseler, bu seçkin sahabiler Hz. Peygamber'le bir vakit geçirmeyi noktasında bu kadar hassaslardı. Şimdi Sufe üzerinden konuşalım. Bu insanlar vakitlerinin neredeyse tamamını Hz. Peygamber'in dinlenme vakti dışında kalan bütün süreci e, birlikte geçirmiş oluyorlardı. Ebu Hureyre ile ilgili Ebu Hureyre'den gelen ilginç bunu e, teyit etmek adına söylemiş olayım. E, mesela Eleştiri şu söyleniyor diyor ki ya diğer sahabiler neden diyor hani senin kadar hadis rivayet etmediler. O da diyor ki yani doğrudur ama evet muhacirler çarşıda ticaretle uğraşıyordu. Ensar mallarını mülkleriyle meşguldü. Bunu kötülemek için söylemiyor. Ama ben diyor ki ehli sufeden biri olarak bu mescitte kalan birisi olarak sürekli Hazreti Peygamber'in yanındaydım. Sürekli onunla birlikte vakit geçiriyordum. Diğer sahabilerin e, vakit bulamadığı, çünkü hayat dediğim gibi bütün sahabiler Suf elinden olmuş olsaydı e, bu insanlar geçimlerini nasıl sağlayacaktı? Bazı insanlar geçimlerini sağlıyor, daha iyi kazanıyor ve onu desteklemiş oluyorlardı. Özetle. Ben bir an olsun bile Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmadım, onun meclisinde yer aldım, onun konuşmalarına, onun e, yorumlarına, onun açıklamalarına e, şahitlik ettim. E, dolayısıyla hani bu zenginlik buradan geliyor. Belki şunu da vurgulamamız gerekiyor. Yani İslam şöyle yayılmadı. E, yani Hazreti Peygamber eline bir kağıt aldı veya işte hani resmetmek adına söylüyorum. Ey işte sahabi, ey sahabiler, ey arkadaşlarım İslam şunu emrediyor. Evet bu işin bir yönü vardı. Vaaz yönünde, tebliğ yönünde bu yön vardı. İnen ayetler böyleydi. Ama bir taraftan bu insanlar hayatlarını yaşıyorlar. Yani din aksiyon alan, aksiyon tarafı da vardı. Yani hayatın içerisinde yaşadıkları, Hz. Peygamberin Allah Resulünün anlatmadığı kısımlar da vardı ve bu kısımlarda insanlar tereddüt ediyorlardı. Aralarında husumet olabiliyordu, kavga olabiliyordu veya başka sorular, sorunlar olabiliyordu. Bu insanlar da bu soru ve sorunları Hz. Peygamberle paylaşmış oluyorlardı. Suffe'de bu ana ehli suffe'de olan kimseler de bu ana şahitlik etmiş oluyorlardı. Yani dolayısıyla sadece tek yönlü bir eğitimden değil Esasında toplumun bütün aksiyonlarından haberdar olan bir gruptan bahsetmiş oluyoruz. Hayatın her yönüne şahit olan, Aynen öyle şahit hocam. olma imkanı bulabilen sahabiler zaman zaman müsait oldukları vakitlerde Medine yakınındaki ormana gidip odun kesip getirmek suretiyle de aynı zamanda ekonomiye de. Evet kendilerince katkıda bulunduklarını su sadece evet. eğitimle kalmadıklarını su taşıdıklarını Hazreti Peygamber'in kendilerine verdiği emirler çerçevesinde yaşadıklarını biliyoruz. Şimdi birçok isim olduğunu söyledik yaklaşık 400 kişiye kadar isim zikrediliyor. Ama bunlar arasında meşhur olanlar var. Siz de işaret ettiniz Ebu Hureyre'ye. Ebu Hureyre dışında gelip burada kalan ee, Hazreti Peygamber e, Efendimiz'e yakın e, olmaya e, önem veren, gayret eden ama ihtiyaçları sebebiyle de kalması icap eden başka isimler de var. Mesela Ebu Zer El Gifari hicret ettiğinde e, burada bir süre evet. kalıyor. Selman-ı Farisi'den bahsediliyor. bilal ı Habeşi'yi hatırlıyorum. Mesela evet. buranın burada kalan Suheyb bin Sinan Er-Rumi, Abdullah bin Mesud. Bunlar daha sonraki dönemde de e, İslam'ın onlara verdiği izzet ve şerefle bu e, ümmetin ve insanlığın öğretmenleri olarak çok önemli yerlerde, Vazı. önemli noktalarda bulunan şahsiyetler. Başka isimler de belki Hocam başka isimler var ama siz şimdi bunları söyleyince o son cümleyince tabii Hani bu insanlar ne yaptılar? Belki hani ona, ona vurgu yapabiliriz. Yani tamam Hazreti Peygamber'i tanıdılar, bildiler ama doğru ilimlerin gelişmesinde, İslam ilimlerin gelişmesinde çok büyük katkı sağladılar. Hazreti Peygamber'i dini tanımamıza çok büyük katkı sağladılar. Doğru. Ama bununla da sınırlı değildi. Şimdi dedik ya bu insanlar Hazreti Peygamber'in hiç yanından ayrılmadılar. Yani hayat şartları gereğince burada kaldılar ve Hazreti Peygamber'e tanıklık ettiler. Ve e, İslam'ın e, tebliğcileri oldular. Yani İslam'ın yayılması konusunda, İslam'ın aktarılması konusunda e, vazifeler aldılar. Yani Allah Resulü'nün e, konuşmamın başında işaret etmiştim. Her yere yetişmesi, her şeyi çözebilmesi, her şeyi halledebilmesi mümkün değildi. Böyle bir e, istese de bunu yapabilecek ne vakti vardı, ne zamanı vardı. Dolayısıyla Suf ehlinin de çok erken dönemden itibaren Hz. Peygamber'in e, o kendilerine yükledikleri misyonu yerine getirmek için mücadele ettiklerini görüyoruz. Bizim sonraki olaylar içerisinde belki anlatacağımız bir Rumavne e, faciası kısmında mesela e, 4. yılda gerçekleşen bu olayda Suf ehlinin görevlendirildiğini görüyoruz. Yani İslam'ı tebliğ etmek üzere çünkü etraftaki diğer kabileler İslam'ı artık duyuyorlar ve biliyorlar. Ve bunu öğrenmek istiyorlar. Gelip bir kısmı belki Medine'de Hazreti Peygamber'den öğreniyorlar. Ama daha da önemlisi kendilerine bunu anlatacak, kendilerine bunu aktaracak ve soruları olduklarında bu soruları cevap verecek bir bilen bir kimseyi arıyorlardı. Ve Suf ehlinin de bu vazifeyle süreç içerisinde vazifelendirildiğini görüyoruz. Burada birkaç cümleyle hatırlatmak gerekirse, bir Maune ma evet. olayında ashabı Suffe'den olan 70 kadar sahabi Amir bin Sasa oğullarının e, lideri Amir bin Malik tarafından, Ebul Bera Amir bin Malik tarafından İslam'ı tebliğ etmek üzere davet edildiklerini fakat onun rakibi olarak kendisini konumlandıran yeğeni tarafından Amir bin Tufel tarafından pusuya düşürülerek Düşürecek. Bu insanlar bir katliama maruz, maruz kaldıklarını, kaldıkların. ihanete ve katliama maruz kaldıklarını biliyoruz. Bir maune olayı yine yakın bir zamanda reci olayında var. da Evet on kadar e, Müslümanın şehit edildiklerini, bu şehitlerin suffe ehlinden olduklarını Oldukların. e, biliyoruz. Yani dolayısıyla Allah Resulü onları eğitirken bir taraftan, diğer taraftan da onları toplumun e, irşadına, tebliğ ve davetine vazifeli kimseler olarak görevlendiriyor. Çeşitli yerlere gönderiyor. E, sadece Medine'de değil, Medine dışında da faaliyetlerde bulunuyorlar. E, Suffe'nin e, bir eğitim boyutu açısından bakıldığı zaman herhalde eğitimin başarısını ölçecek birçok e, kriter kullanılabilir. Hı hı. Bazen bu maddi e, harcamadır. Yani ne kadar yatırım yaptınız, ne kadar para harcadınız karşılığında ne aldınız? aldınız. Değil mi? Modern evet, dönemde evet, bu evet. tür şeylerde yapılıyor. Çık, çıktıları çıktıları, evet. çıktıları ne kadar başarılı? Şimdi o e, eğitim buradaki eğitimi zaman ve maliyet açısından bak, baktığımızda baktığımızda ve bu insanların toplumdaki rolleri ve fonksiyonları açısından da değerlendirdiğimizde çok büyük bir başarı olarak değerlendirirsek herhalde e, abartmış olmayız. Asla hocam. Çok büyük bir başarı. Eksi, ne söylersek çok eksik kalır. Çok imkanlarla. Ne söylesek eksik kalır. Değil mi? Ne kadar e, az imkanlarla çok büyük bir başarı elde edildiğini ve o insanlardan e, adeta onların içlerindeki cevheri ortaya çıkaran bir e, boyutu olduğunu buradaki eğitimin suffede kalan Müslümanların e, olduğunu ifade edebiliriz. Bir önemli husus da yine e, Suffe ile de bağlantılı olarak işaret edilmesi icap ed eden önemli bir husus da Hazreti Peygamber'in Bedir esirlerinden fidye-i necat yani kurtuluş Kuş. bedelini ödeyemeyecek durumda olan kişilerden e, bunun karşılığında onar çocuğa eğitim vermelerini talep etmesi ve bunun da bu sürecin bir parçası Parçasın. olarak devam etmesi aslında hiç eğitimle ilgisi olmayan savaş gibi askeri faaliyet gibi ve bunun neticesinde ortaya çıkan hukuk e, sorumlulukları çerçevesinde ortaya çıkan bir durumun, bir esaretin eğitimin bir aracı olarak kullanılması ve e, Müslüman çocukların eğitilmesi çok ileri bir görüş. O günkü toplum açısından bakıldığında büyük bir atılım. Olarak değerlendiriyorum doğrusunu istersen. Hocam kesinlikle öyle. Yani hani şöyle düşünelim. Şartların gereği olarak bu insanların barınma ihtiyacı vardı. Bu barınma ihtiyacı için e, böyle bir yer inşa edildi. <laughs> yani bunlar bir sınav sürecine tabi olmadılar. Hani bugünkü dile e, e, şey çevirecek olursak. E, yani tek tek... Her Sınavla bir, alınmadılar. Sınavla alınmadılar. Yani... Ama bir, bir, heyecanları vardı. Yani onu, onu özellikle vurgulamamız lazım. Bizim rivayetlerde mesela o dönemi tasvir etmek adına hani sabır önemli, Hazreti Peygamber'e bağlılık önemli. Ashab-ı Suffe tarif edilirken denilir ki rivayet dur ki yani namaz kılarken artık ayakta duramayacak halde dedirler. Yani çok yorgun, bitkin, çok çalıştıkları için değil. Yani hayat zor, var olan hayat şartları onlar adına çok zordu. Yani şimdi bütün bu zorluklar içerisinde ee, bu işi üstlenmiş oluyorlar. Yani Doğru şu sır üst yatacak, yatacak yerleri yok. yok. Yani yatacak yerleri yok. Yani şimdi bakın dördüncü yıldan bahsettik. Hani biraz önce e, reci vakasından bahsettik ya. Yani dördüncü yılda gerçekleşiyor. Yani hiçbir işi soruyu sormadı. sırala biz niye gidiyoruz? Veya işte başımıza bir şey gelir mi veya şöyle olur mu böyle olur mu sorusu sorulmaksızın Hazreti Peygamber'in verdiği emri titizlikle yerine getirebilmek adına bu yola koyulduklarını görüyoruz. Bu, bu tabi bu adammışlık duygusu bu, bu hakikaten üzerinde konuşulması gereken şey. Yani Hazreti Peygamber'in o o dönem açısından o vizyonunun muhteşemliğini bir tarafa bırakacak olursak bu sistemin içerisinde yer alan insanların da hani bu programı olan bağlılıklarını da ayrıca takdir etmemek elde değil. Şimdi bütün bunların çıktıları yine bugünkü dille konuşmuş olalım. İşte İslami ilimler diyoruz. Yani hadisi diyoruz, fıkıh diyoruz. E, tarih diyoruz yani onların ağzından, onların dilinden buraya aktarılmış oluyor. Yani e, sürekli bir kamera yoktu ki Hazreti Peygamber'in etrafında bu işte cereyan etmiş olsun. E, Suf ehlinden birisi arkadaşıyla konuşurken ben işte veya yaşadığı bir şey varsa Hz Peygamber'den örnek vererek aktarıyor. Öbürü de teyit ediyor. Veya diyor ki hayır sen yanlış hatırladın esasında buydu. Hadi o zaman bir problemi çözemedik mi? Hadi gel peygamber... Peygambere gidelim. Bakın basit gibi gözüken bir problemin yansımalarını kaynaklara olan yansımalarını görmüş ve okumuş oluyoruz. Bu ilim boyutu, tebliğ boyutu zaten üzerinde. Bundan sonra artık uzun uzun konuşacağız. Yani onun için programın başında dedim ki yani ismi böyle pek zikredilmeyen ama İslam'ın esasında yayılmasında aktif rol üstlenmiş İslam'ın görünür görünmez kahramanları. Herhalde yanlış olmaz bu tabir. Kesinlikle o rolleri var. Onu zaman zaman Hazreti Peygamber döneminde de ve sonrasında da aslında Peygamber Efendimiz döneminin sonrası da Peygamber Efendimizin attığı temellerin bir devamı olarak değerlendirildiğinde fütuhat sürecinde de bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi bir adanmışlıktan bahsettiniz. Suffe'nin aslında sınavla alınmadılar dediniz. Doğru ve fakat hayatın kendisi zaten bir sınav. O sınavı evet. başarmış olmaları evet. boyutuyla baktığımızda da aynı zamanda o adanmışlık onların sınavdaki konumlarını, pozisyonlarını değerlendiren, ortaya koyan bir şey. Diğer taraftan sufe dediğimizde yer yer vurguladık. Burada barınma ihtiyacı karşılanıyor. Tamam, barınma ihtiyacı önemli bir ihtiyaç, pratik bir ihtiyaç. İnsanların yatacak yere ihtiyacı var. Onları insanlara yük haline getirmeyecek bir çözüm üretmek gerekiyor. Allah Resulü bunu da en pratik şekilde çözüyor. çözüyor Fakat bu adanmışlıkla birlikte imtihanla birlikte başka boyutlar da bize gösteriyor. Mesela Müslümanlar arasındaki dayanışma, bu soruna sahiplenme, onlara katkı verme, onlara mallarıyla destek olma, onları motive etme, buradaki insanları evet. motive etme. Bütün bunları e, görüyoruz. Bir dayanışma ruhu da ortaya çıkarıyor. Müslümanlar birbirlerine sahip çıkıyorlar. Evet. Bu bu çok çok önemli. Yemeklerini paylaşıyorlar, imkanlarını paylaşıyorlar. Yani bunlar orada barınıyorlar, bizi ilgilendirmez. İşte Resulullah'ın e, adamları, misafirleri geldiler. geldiler, orada kalıyorlar diye bakılmıyor. Herkes imkanı ölçüsünde Buraya el atıyor. İlmi etkisini zaten defalarca vurguladık. Sufe dediğimizde burada atılan Maya, o mübarek Maya, daha sonra büyük ilmi geleneklere dönüşmüş. Hadis geleneğine dönüşmüş, tefsir geleneğine dönüşmüş, fıkıh geleneğine dönüşmüş, kelam geleneğine dönüşmüş. Bütün bu ilimler ve diğerleri temellerini buradan almışlar. Burada oluşturulan bilgiden almışlar. Buradan intişar etmiş. Ee, bu sahabilerin bu bakımdan çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bunun bir motivasyon boyutu da var. Suffe'de kalmayıp da onlardan etkilenen, bu etkiyle e, ilme ilgi duyan insanlar ortaya çıkıyor. Hocam şu da dikkat çekici bir durum. Şimdi daha sonra bu sahabiler bir kısmı maddi durumları iyileşiyor. Aile kuruyorlar, evler kuruyorlar, işte imkanlara sahip oluyorlar. Fakat önemli bir şey yapıyorlar. Bu nesilden bazı insanlar siyasetle uğraşmış. Bazı insanlar fetihlerle uğraşmış. Tabii siyasetle uğraşan insan zamanın önemli bir kısmını kendi işiyle ilgili Hı. olarak harcayacak. Fetihlerle İlgilenen insanlar komutan olarak, asker olarak cephede olacaklar. Haliyle ilim konusu onlar açısından daha geride kalmış oluyor. Fakat bazı sahabiler, işte isimlerini zikrettiğimiz bir kısmının, Ebu Hureyre gibi, Abdullah bin Ömer gibi. Mesela o ilginçtir yani Abdullah bin Ömer. Abdullah bin Ömer o ev, ev, ev evi var. var ama gelip zaman evet. zaman kalıyor. E, bu insanlar... Abdullah bin Mesud. Abdullah bin Mesud gibi, e, İslam'ın e, birikimin, mirasın gelecek nesillere aktarımını sağlayacak bir ekip yetiştiriyorlar hocam. En, en kıymetli Sadece şeylerden biri. Sadece evet. anlatmakla kalmıyorlar. Bazı insanları ki bunların bir kısmı mevalidendir, yani Arap olmayan milletlerdendir. Hı hı. Hatta bir kısmı belki kölelikten gelmedir babaları, ataları veya kendileri bunları özgürleştirerek zekalarını ve birikim yeteneklerini, hafıza yeteneklerini İslam için kullanmaları için imkan tanıyarak geçimlerini de sağlayarak bunları eğitiyorlar ve tabiin döneminde bunlar öncülük yapıyor, o rivayetleri naklediyorlar yani hocasıyla gidiyor mesela Nafi aklıma geliyor Abdullah bin Ömer'in talebesi, öğrencisi ve mevlası, onunla birlikte geziyor, sabah akşam onunla birlikte e, oturuyor, kalkıyor, insanlarla konuştuğunda gözlem yapıyor. Bütün bunları yaptığı yaptığı süreç içerisinde Abdullah bin Ömer'den bir miras naklediyor. Abdullah bin Ömer sadece e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yaşadıklarını anlatmıyor. O toplumda ...ortaya çıkan hadiseleri anlatıyor... ...babasının iştihatlarını anlatıyor... E, ...Hazreti Ebu Bekir'in... ...uygulamalarından bahsediyor... ...Resulullah'ın ailesinden bahsediyor... ...bir gelenek naklediliyor... ...bu insanlar üzerinden... ...ve binlerce rivayet... ...onlara nispetle... ...bugün kaynaklarda yer alıyor... alıyor. ...bu inşayı da yapıyorlar... ...hocam e, bunlar çok kıymetli... ...bu kıymeti esasında bana kalırsa... ...daha arttıran temel bir şey var... ...ona e, işaret edeyim... Müsaadenizle. Şimdi e, öyle bir ilmi ortam ortaya sunarsınız ki, öyle bir hava oluşturursunuz ki bunların e, oluşmaması garipsenir. Yani maddi bir refah vardır, düzenli bir gelenekten bahsedebilirsiniz, bir ilim geleneğinden bahsedersiniz, bir devlet yapısından bahsedersiniz. Yani sistemli bir e, toplumsal hayattan bahsedersiniz. Dersiniz ki doğal olarak bunların olması kaçınılmazdı. Niye bunları abartıyorsunuz? Şimdi anlattığımız şeyler, anlattığınız şeyler, vurguladığınız şeyler şu açıdan da çok kıymetli. Şimdi biz bir taraftan diyoruz ki Müslümanlar barınma problemi yaşıyor. Yani asgari ihtiyaç olan nedir? Barınma. Asgari ihtiyaç olan nedir? Yeme ve içme. Şimdi asgari olan yok diyoruz. Şimdi Yokluk yok, içerisinde olan bir durum. Aha, yani şimdi bu işe esasında asıl oturtmamız gereken düzen bence bu. Şimdi bu hangi ortamda çıktı? Yani bundan 10 yıl sonra, 15 yıl sonra o fetih harekatının getirdiği o zenginlikle beraber sonuçları itibariyle zenginlikle beraber ortaya çıkmış olması diyebilirsiniz ki doğal bir süreçtir. Ama henüz Müslümanlar Medine'de ne olacağı konusunda kendilerinin de bir öngörüsü yok. Şimdi böyle bir vasatta, böyle bir ortamda bunun düşünülmüş olması, bunu unutmayalım, bunun düşünülmüş olması, düşünen irade Hazreti Peygamber. Ne amaçlı olursa olsun düşünmenin ötesinde harekete geçilmiş olması ve bunu ilişkin çıktıların daha Hazreti Peygamber'in sağlığındayken siz sonaya işaret ettiniz ama daha sağlığındayken ortaya çıkmış olması... Yani mesela bizim sonraki olaylarda konuşacağımız Hazreti Peygamber'in mektuplarından bahsediyoruz. Bu mektupları bu, bu kimseler yazıyor. Hazreti Peygamber'in yetiştirdiği kimseler yazıyor. Heyetler geliyor, heyetlerle görüşmelerde veya emannameler yazılıyor, yazılıyor. Diğer yerlere. Onlar eğitiliyor, eğitiliyor aynı zamanda. Yani şimdi bütün bunları bütün bunları yan yana getirdiğimizde hakikaten ne söylesek azdır dedik ya yani tam anlamıyla esasında onu karşılamış oluyor. Yani bu kadar sıkıntının içerisinde bu kadar problemin içerisinde bunları problem etmeyen insanların işte adammışlık diyelim, başka bir şey diyelim peygamberi olan bağlılık diyelim İslam'ı sevme diyelim ama, o yapının o büyük bir heyecanla, yani o sadece bir dönemle de sınırlı kalabilirdi. Yani bu Allah Resulü'nün hayatıyla da sınırlı kalabilirdi. Yani sunulan tablo Abdullah bin Ömer örneği şu açıdan çok kıymetli. Abdullah bin Ömer'in evi var. Evet. Evi var. Ama gelip zaman gelip, zaman orada zaman, Evet kalıyor. orada geçiriyor. Yani bu sadece bir merak duygusu da değil. Demek ki orada yapılan işler, orada yapılan faaliyet insanları heyecanlandırıyor. Yani sadece Hazreti Peygamber'in yanında bulunma durumu değil. Yani onunla bir fotoğraf çektireyim meselesi değil. Yani onun o heyecanına ortak olma. Hazreti Peygamberi daha yakından nasıl tanıyabiliriz? Onunla o vakti ne kadar daha kıymetli hale getirebiliriz? Heyecanını doğru okumak gerekiyor. Onlar o mesajı aldılar. O mesajı sonraki nesiller aktardılar. Yapmaları gereken şey de bu vesileyle Tamamlamış oldular. Burada yürütülen faaliyetler aynı zamanda İslam e, tarihinde e, mescidin fonksiyonları açısından önem arz ediyor, arz ediyor. Zamanla külliye şeklinde eğitim kurumunun olduğu, başka ihtiyaçların görüldüğü bir yapıya dönüşüyor. Mescid ve bunun ilk örneği de aslında burada karşımıza çıkıyor. Bu boyutu önemli. İkinci boyutu da mescid hizmetlerinin görülmesi noktasında ilk örneklerden evet. birisi olduğunu ifade edebiliriz. Programımızın sonuna geldik. Değerli izleyicilerimiz önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte görüşmek üzere Allah'a emanet olun.